İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız, Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum, 0212 454 56 46, 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Onun fikri doğru çıktı. Hazreti Peygamber'in ikinci halifesi, adaletin timsali, merhamet hazinesi. Binlerce razı olsun Rabbimiz kendisinden, bir milim ayrılmadı o Resulün izinden. 32 yaşında kavuştu hidayete, onunla Müslümanlar eriştiler kuvvete. O iman ettiği gün çok sevindi müminler, sevinç tekbirleriyle gökleri inlettiler. Meşhur Bedir Harbi'nden dönüldüğünde geri, getirdiler küffardan alınan esirleri. Allah'ın sevgilisi sordu her sahabiye, esirler hakkındaki fikriniz nedir diye. Hazreti Ebubekir arz etti ki cevaben, kendi kabilemizdir, öldürmeyelim hemen. Sıkı takip edelim onların işlerini. Birer fidye alarak bırakalım hepsini. Ümid ediyorum ki ileride bu esirler tövbe edip imanla şereflenebilirler. Sonra Hazreti Ömer fikrini eyledi arz. Dedi, ya Resulallah, bunlara şefkat olmaz. Zira tekzip ettiler seni ta baştan beri. Sonra şehit ettiler nice sahabileri. Seni dahi katl için teşebbüse geçtiler. Mekke'den çıkman için seni mecbur ettiler. Bunun için derim ki, öldürüp her birini temizlemiş olalım kafirlerden bu dini. Emir buyurunuz da siz Hazreti Ali'ye, öldürsün kardeşini o kendi eliyle. Öldürsün Hamza dahi karındaşı Abbas'ı, ben dahi öldüreyim akrabamdan şu şahsı. Çünkü reisleridir bu kişiler küffarın, kat'i düşmanıdırlar bunlar Müslümanların. Resulullah cevaben bir şey söylemediler. Fikirleri dinleyip odaya çekildiler. Birazdan teşrif edip buyurdu ki evvela, değişik halk etmiştir kalpleri Hak Teâlâ. Ya Ebâ Bekr, benzersin sen İbrahim Nebi'ye, hayır dua etmişti o kâfir ahaliye. Sen Musa peygambere benziyorsun ya Ömer, onun bedduasıyla boğulmuştu kâfirler. Hazreti Ömer der ki, o gün Resul-i Muhtar, Ebu Bekr-i Sıddık'ın reyine verdi karar. Ertesi gün gördüm ki Resul-i Zişan ile Ebu Bekr oturmuş ağlarlar gözyaşı ile. Üzülüp yanlarına yaklaştım ben o zaman. Dedim, ya Resulallah, nedir sizi ağlatan? Buyurdu ki, ya Ömer, esirler hakkında ben fidye alıp bırakmak fikrini seçtiğimden hata eylediğimi bildirdi Hak Teâlâ. Az kalsın bir azaba olacaktık müptela. Öyle yakın geldi ki o azap üstümüze, şu gördüğün ağaçtan daha yakındı bize. Eğer o başımızdan çevrilmeseydi geri, olmazdı tek kurtulan Sa'd ile senden gayri. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Evet, hoş bulduk. Buyurun efendim.
Efendim, İslam alimlerinden Evliya-i Kiram'dan olan İmam-ı Taki Muhammed Cevat Rahmetullahi Teala aleyh buyururlar ki, ihtiyaç sahiplerine iyilik ve yardım yapanlar, bu iyiliğe ihtiyaç sahiplerinin daha çok muhtaçtırlar. Çünkü iyilikleri sebebiyle sevaba ve övgüye kavuşurlar. Her kim iyilik yaparsa başta kendine iyilik yapmış olur buyuruyor İmam-ı Taki Rahmetullahi Teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Alo. İyi günler, buyurunuz. Hayırlı günler hocam, hayırlı günler Mustafa Bey. Efendim teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Cenab-ı Hak sizin günlerinizde hayırlı ve mübarek eylesin inşallah. Teala. Buyurun. Amin hocam. Allah razı olsun. Ramazan ayımız mübarek olsun. Hepimizin inşallah Teala efendim. Hocam benim sorularım var. Birinci sorum, dayanama kızı öldü 57 yaşında. Bunun ıskatını yaptırmak istiyor. Bana dedi hocana sorar mısın? Nasıl olacak, nasıl yapacağım? Ama dine namaz kılan da yok yani yapmak için. Size dedi hani yapar mı acaba gidilerden? Ben dedim hocama arayayım, sorayım, bilgi alayım, ben seni ararım dedim. Kendisi memlekette oturuyor. Efendim bugüne evet. kadar bize müracaat edenleri biz geri çevirmedik. Tamam. Allah razı olsun hocam. Sorularınızı sorduktan sonra telefonu kapatmayın, arkadaşımız yardımcı olsun. Tamam hocam, Allah razı olsun. İkinci sorum hocam, gömülürken hoca bir avuç toprak almış, bunu oğluna vermiş, bunun üstüne sert demiş. Böyle bir şey var mı hocam? Üçüncü sorum. Meyyitin oğluna değil mi? Evet, meyyitin oğluna. Hı hı. Üçüncü sorum hocam, Kur'an-ı Kerim almak istiyorum. Elimde bir tane Kur'an var, ismini vermeyeyim. Ben Hakikat Kitap Evi'nin orada Kur'an-ı Kerim satılıyor. Bütün kitaplarını aldım ama acaba orada ondan da var mı? Alabilir miyim yani? Hangi Kur'an-ı Kerim'i tavsiye edersiniz? Hakikat Kitap Evi'nin, Hakikat Kitap Evi'nde mushaf vardı bir ara. Ama kendisi basmıyor. Piyasadan alıyor da. Piyasadaki mevcut olan Kur'an-ı Kerimlerin hemen hemen hepsi Diyanet'in bir o tasih kurulu var. Oradan geçmeden zaten basılmaz. Bu bir ikincisi. Bizim tavsiyemiz, tabii okuması düzgün olana bakarsanız kendi gözünüze alışkın. Şimdi Latin harfleri koymaya başladılar. Latin harfleri olanlar evet, almayın. Hocam. Tamam. Evet hocam. Bir sorum da hocam. Sabah namazında birinci rekatta ayetel kürsi, ikinci rekatta sünnetinde Elif Lam Mim'i okuyabilir miyiz? Farzında aminen Resulü led enzelnayı okuyabilir miyiz hocam? Demin yanlış söyledin. Birinci rekatta ayetel kürsi, ikinci rekatta elif lamim olmaz. Tersine döndün. Birinci rekatta elif lamim, ikinci rekatta ayetel kürsi olur. Hocam Kur'an-ı Kerim sırasında önce ayetel kürsi, sonra elif lamim yok mu? Hayır, özür dilerim hocam. Elham'a gitti aklım. Fatiha suresine gitti hocam. Allah özür dilerim. Birinci sırada elif, la, mim, evet, ikinci evet, sırada hocam. Ayetel kürsi. Böyle okunur. Evet hocam. Okunur. Evet, mahsur okunur, yok. Okunur değil mi hocam? Yok, okunur tabii. Aminen Resulü ile Lebenizelna'da farzda okunur mu? Okunur tabii canım. Hocam Allah razı olsun. Amin'cim Nevzen. Peki, teşekkür. Bunu eksik etmesin. Estağfurullah. Teşekkür ediyoruz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Buyurunuz efendim. Sesiniz çok zayıf. Afiyetli günler dilerim. Teşekkür ederiz. Buyurun. Hocam ben bir devlet kurumunda çalışmaktayım. Bu devlet... Sesim geliyor mu? Şu anda geliyor. Zayıf ama geliyor efendim. Dinliyoruz. Hocam ben bir devlet kurumunda çalışmaktayım. Bu devlet kurumu çalışanlarını bünyesinde birkaç sene çalıştıktan sonra 4 gün boyunca süren ağır bir sınava tabi tutmakta. Bu sınavın sonucuna göre ya mesleğimize devam etmekteyiz ya da mesleğimizden olmaktayız. İlk birkaç gün Ramazan orucunu denedim. Ders çalışmam gerekiyor tabii ki bu sınava hazırlanmam için. Hatta kurum bünyesinde ders çalışmamız için izin veriyor bize. Ramazan'dan dolayı oruç beni bayağı etkiliyor açıkçası. Ders çalışmamı aksatıyor yani okuduğumu anlamamda çok zorluk çekiyorum. Birkaç gün boyunca denedim. Bu durumda orucumu kazaya bırakabilir miyim tutmayıp, yoksa böyle bir hakkım mümkün yok mu? Yani dinimiz bu konuda bir kolaylık sağlıyor mu? Peki efendim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun. İyi günler.
İyi günler. Ramazan şerifiniz mübarek olsun inşallah. Amin, teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun efendim. Sizinkine mübarek olsun. Hocam benim rahatsızlıklarım var. Dua rica ediyorum. Cenab-ı Hak size afiyet versin inşallah. Amin, Allah razı olsun. Benim husulle bir şeyim var. Çok özür dilerim. Dinleyenlerden de sizden de. Benim çok çok ilaç kullandığım için herhalde kabız oluyorum. Onu şey yapmak için parmağımla da müdahale ediyorum. Acaba gusül mü, gusülüm bozuluyor mu? Onu çok merak ediyorum. Hani çok huzursuzum. Öteki türlü de yapamıyorum. Yani o çok sıkıntı veriyor bana. Bunu söyleyecektim, soracaktım. Bir de şimdi ayın birinde şeye gideceğiz, Armutlu'ya. Orada TGRT FM çekmiyor. Televizyon var ama ben o odaya gidemiyorum. Devamlı yattığım için radyomu götürüyorum. Geçen sene hiç dinleyemedim. Şeyi, programları falan hep Morel FM'i dinlemiştim. Acaba imkan var mı Armutlu'da TGRT FM'in çekmesine? Onu rica edecektim Mustafa Bey'den bilhassa. Tamam, bir bakalım ama normalde çekiyor olması lazım. Oradaki arkadaşlara frekansı sorsaydınız belki söylerlerdi. Televizyona bağlı dedi TGRT FM. O uydudan dedi. Uydudan alıyor. Normal yayında var. Var mı? Hiç ben geçen sene tutturamadım. Dinlemeden geldim. TGRT FM olmadığında ben sanki hayatta yokum gibi. Yani o kadar eksiklik hissediyorum. Çok teşekkür ederim çalışanlara, sizlere. Allah razı olsun. Ramazan şerifiniz mübarek olsun. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler efendim. Buyurunuz hocam. Başta iyilik etmekle ilgili bir söz nakletmiştiniz ya. İmam-ı Taki Hazretleri. İmam-ı Taki Hazretleri'nin. O tabii iyilik etmek deyince Ramazan-ı Şerif otomatik olarak iyilik ayı. O akla geliyor. Şimdi bir dinleyicimizin bir sorusu vardı. Zekat vermekle ilgili. Bu ayda zekat verenler... Evet efendim. Bu ayda zekat verenler de çoğaldığı için... dinleyicimiz zekat alan konumunda birisi. Almasam olur mu gibi bir şeyi var. Aslında almasında fayda yok mu? Yani insan zekat alan da normalde zekat veren sanki iyilik yapıyormuş gibi de zekat alan da iyilik yapmıyor mu verene? Yapmış olmuyor mu? Şimdi Mustafa Bey, zekat vermen, veren mutlak vermesi lazım. Mecbur vermeye. Vermezse hesabı var. Azabı da çok şiddetli. Zekatı veren. Mecbur. Mutlaka verecek. Hatta İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki yalvara yalvara vermeli. Fakat fakir mecbur değil almaya. Onun öyle bir mecburiyeti yok. Allah-u Teala ona emretmemiş al bunu diye. Zengine ver diyor. Ama fakir al demiyor. Serbest. Yani almayabilir. Fakat evet. Gelelim sizin dediğiniz tarafa. Alırsa Allah-u Teala zengin bir kulumu rahatlatmış olur. Tabii şimdi bu soruyu soran beş vakit namazında birisi, mevzuları da bilen birisi. Almasam olmaz mı gibi bir soru soruyor. Yani öyle bir adamı bulmak, fakiri bulmak da zor bu zaman. Zor tabii. İyilik yapmış oluyorsun. Anlamış ya Süfyan-ı Sevri Hazretleri. Evet. Süfyan-ı Sevri, Cüreyd-i Bağdadi Hazretleri'nin dayısı. Sırrı-i Sakati Hazretleri. Anlamış ya. Yani Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin babası da sıradan birisi değil. Evliya bir zat. Salih bir zat. Onun için çok üzülmüş yani. Böyle salih bir Müslüman zekatını aynı şekilde almayınca çok üzülüyor. Yani o dinleyicimiz de şimdi, yani diyelim ki onu salih Müslüman bildi, gitti aynı şekilde ona verecek, o da hayır dedi. Yani iyilik evet, etmedi. Veren de üzülür yani. Veren de üzülür yani, o da bayağı üzülür yani. Ben ömrümü böyle boş yerlere geçirmişim falan diye. Öbürsüne de kibir ucup da gelebilir. Ama fakirin tercih hakkı var. Evet. Zengini yok. Dolayısıyla fakirler de zenginlerin hani gerçekten Allah rızası için zekatını ayırıp da verenlerin zekatını kabul etmek, almak suretiyle iyilik yapıyorlar. Şeyde de öyle değil mi? Mesela meyitin arkasına yapılacak iskatta oturacak olan fakirler.
oturmayabilir. Hayır arkadaş, ben bu hakkı var. Oturmak istemiyorum diyebilir. Diyebilir. Yapmayabilir. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi oraya oturmak suretiyle aslında çok büyük iyilik ediyor. Belki de hani eline orada meyitin sahibinin vermiş olduğu 3-5 kuruş tam kat kat daha fazla şey geçiyordur. Ahirette gözükecek o. Niye? Çünkü ahireti için çalışıyor orada o. Ahireti için çalışıyor. Zekat verirken de aynı şekilde, verenin ahireti için aynı şekilde öbür taraf çalışıyor bir yerde. O niyetle aldıkları zaman ecirleri, ücretleri onların daha fazla olur. Yarın ahirette siz dünyadayken benim emrimi yerine getirmek isteyen kullarıma yardımcı olduğunuz için şimdi ben size yardımcı olurum. Allah-u Teala yardım edince, çünkü herkese lazım olan iman kitabı var. Hüseyin İlmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh, Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri'nin itikadname kitabı esas alınmış. Başka kitaplar da koymuşlar onun içerisine Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. İşte orada da uzun uzun İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatından da almışlar. Muhammed Masum Hazretleri'nin mektubatından da almışlar. Orada bir işte Allah'ın o mektuplardan birisinde hadis-i şerifler bildiriliyor. Müslümanın nasıl olması lazım geldiği bildiriliyor. Oradaki hadis-i şeriflerden bir tanesinde işte bir Müslüman dünya işine yardımcı olan, dünya işine yardımcı olan diye başlıyor. Ne vaatler var. Onların hepsi muhakkak tahakkuk edecek. Çünkü bildiren söyleyen Resulullah Efendimiz. Peygamber Efendimiz Allah-u Teala bildirmeden söyleyemez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de illa vahyu yuha buyuruyor. O vahiyden başka kalbine göre, kalbine bizim bildirdiğimizden başka bir şey söyleyemez. Söylemesi de mümkün değil. Ha, şimdiki sapıklar anlamıyor bunu. O sıradan bir insan deyip hatta ne gariptir ki ya. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam güya o kutlu doğum dedikleri şeylerde Peygamber Efendimiz'e adam düşman, Peygamber Efendimiz'e imanı reddediyor ve bu adam kitap yazıyor. Böyle bir aynı şekilde şeyde etkinlikte bu kitaplar dağıtılıyor. Ya bunun ahirette nasıl hesabını vereceksiniz anlamıyorum. Demek ki din iman diye bir şey kalmamış yani. Din iman diye kalmamış. Allah-u Teala bunlardan artık iman almış. Peygamber Efendimiz'e inanmayı reddeden bir kimse artık Müslümanlıktan çıkmış. Müslümanlıktan çıkmış. Dolayısıyla bunların başka bir gayesi var. Müslümanlığı da yok etmek derdindeler. Yok etmek derdindeler. Zaten imandan mahrum kalmış. Vardı ya öyle birisi, ben deistim dedi, geberdi gitti. İşte bunlar da işte bir gün gelecek deistim diyecek, geberip gidecekler. Cehennem kütüğü olacaklar yani. Allah-u Teala şerlerinden hepimizi muhafaza eylesin. Yani Peygamber Efendimiz'e imanı reddediyor ama Peygamber Efendimiz hakkında kitap yazıyor. O Hamidullah da yazıyor işte. Peygamber Efendimiz işte İslam peygamberi diye isim verdi. İslam peygamberi sadece herkese değil. Sadece Müslümanların peygamberi. Kadiyani adam zaten. Ama Türkiye'de biz imat okulunda ve ilahiyattayken böyle müthiş alim falan diye anlatıyorlardı. Ne bileyim adam sapık olduğunu bilmiyorum. Bir söyleyen de olmuyordu falan. Ne zaman ki Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh kitaplarını okuyunca baktık ki adam sapık. Hani Necip Fazıl Kısakürek işte bir ondan duymuştum ilk defa. Mescid-i Hamidullah diyordu o. Niye öyle diyor diye. Niye öyle diyor diye ben merak etmiştim. Ondan sonra araştırmaya başlamıştım. Sonra baktım adam Mescid hakikaten Fransa'da şey yapmış. Fransız uşağı. Bazılar da işte ben Fransa'ya gittim, Paris'e gittim de böyle mütevazi bir evde oturuyordu falan filan. Hani mütevazi evde otursa ne olacak yani? İmanı itikadı bozuk olduktan sonra yani adamın sırtında aynı şekilde cübbe, başında sarık, suratında sakal olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Her gün oruç tutsa ne olacak? Tutsa yani, ne olacak? İmanı yoksa. Ve o İslam peygamberi denen kitabında da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sıradan bir insan muamelesi yapıyor. Yok süt kardeşinin kolunu ısırmış da o izleyip kalmış da falan. Yani canavar bir çocukmuş yani çocukluğunda. Olur mu ne şey? Kitaplarda mesela Ehl-i Sünnet alimler buyuruyor ki peygamber olarak seçtikleri peygamberliği bildirilmeden önce de diğer insanlarda bulunan kusurlar onlarda bulunmaz diye bildiriliyor. Bu adam da aynı şekilde neler 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 anlatıyor. Yani nereden geldik, nereye getirdik konuyu da. Zekatla, iyilikle. İyilik yapmak suretiyle
bunun karşılığını, yani fakir de aynı şekilde iyilik yapmış oluyor. Ama zengin de fakir de yaparken bunu Allah razı olsun yaparsa, dünya işleri için bile yardım edince karşılığı kat kat fazla oluyor. Ya ahiret için yardım ediyorsan, ateşten kurtarıyorsun onu, cehennemden kurtarıyorsun. Onun hesabı bile aynı şekilde şey değil. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, Viyana kapılarına kadar gidip orada aynı şekilde o insanları Allah dedirtmek için şehit düşen osmayların kazandığı ecir ve ücretten Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını alıp dağıtmaktaki ecir ve ücret daha fazladır kardeşim, buyursunlar. Çok önemli. Çok önemli bu. Çok önemli. Alıp dağıtmak. Çünkü o da Allah dedirtmek, ama bu kitap verince birisi okuduğu zaman cehennemden kurtaracak kendisini. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, teravih namazı kılmak sünnettir. Teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnettir. Ramazan-ı Şerif'in her gecesinde kılınır. Cemaatle kılınması sünnet-i kifayedir. Teravih namazının vakti, yatsı namazından sonradır. Vitir namazı, yalnız Ramazan ayında cemaatle kılınır. Teravih namazı vitirden önce ve yatsının son sünnetinden sonra kılınır. Teravih namazını iki rekatta bir selam vermek suretiyle kılmak daha iyidir. Dört rekatta bir selam vermek de olur. Teravih namazını her iki rekatta bir selam vermek üzere on selamla ve her dört rekat sonunda belli bir miktar oturup salavat ve tesbih okumak suretiyle kılmak müstehaptır. Teravih namazı camide cemaatle kılınınca başkaları evde yalnız olarak kılabilir, günah olmaz. Fakat camideki cemaat sevabından mahrum kalınır. Evde birkaç kişiyle cemaatle kılınırsa yalnız kılmaktan 27 kat fazla sevap kazanılır. Teravih namazını kılarken her iftidah tekbirinde niyet etmek daha iyidir. Allahü Teala mübarek Ramazan ayını gönderip ona hususi bir kıymet verince Hazreti Ömer bu büyük nimetin şükrünü eda etmek için 20 rekat namaz kılmayı kendisine vazife bildi. Eshab-ı kiram da bunu beğendiler. Durumu Peygamber Efendimize bildirdiler. O da beğendi. Cebrail aleyhisselam gelip Peygamber Efendimize bildirdi ki Allah-u Teala Ömer'in ve eshabının yaptığı bu ibadeti kabul eyledi. Onda hatim okuyanları cennete koyacağına, onlardan razı olacağına söz verdi. Teravih namazı mühim sünnetlerdendir. Ramazan'da gündüz oruç tutmak farz, gecelerini ihya etmek de sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki Allah-u Teala size Ramazan orucunu farz, gecelerini ihya etmeyi de sünnet eyledi. Ramazan ayında imamla beraber kim 20 rekat teravih namazı kılarsa, cennette ona bir köşk verilir. Her köşkün büyüklüğü bir aylık yoldur. Ramazan ayında 20 rekat teravih namazı kılanın 20 bin günahı affolur. Teravih namazına başlamadan, namaz aralarında ve teravih sonunda okunan tesbihler, dualar şunlardır. Teravihe başlamadan önce okunan dua. Sübhane zil mülki vel melekut, Sübhane zil izzeti vel azameti, vel cemali, vel celali vel ceberut. Sübhanel melikil mevcut, Sübhanel melikil ma'bud, Sübhanel melikil hayyillezi la yenamü ve la yemut. Subbuhun, kuddusun, Rabbuna ve Rabbül melaiketi ve ruh. Merhaba, merhaba, merhaba ya şehri Ramazan. Merhaba, merhaba, merhaba ya şehrel bereketi vel gufran. Merhaba, merhaba, merhaba ya şehret tesbihi vel tehlili ve zikri ve tilavetil Kur'an. Evvelihu, ahirihu, zahirihu, batinihu. Ya men la ilahe illahu salli ala Muhammed.
Ramazan-ı Şerif'in 15'inden sonra merhaba denilen yerler elveda diye okunur. Teravih aralarında her 4 rekatın sonunda okunacak dua. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi külli da'in ve deva'in ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira. Teravih namazı tamamlandıktan sonra okunacak dua da şöyledir. Ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Burhan, ya Zel Fadli vel İhsan, Narcül Affe vel Gufran, ve cealna min utekai şehri Ramazan, bi hurmetil Kur'an. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim ilk dinleyicimiz, birinci bölümdeki ilk dinleyicimiz, işte diyakanımız vefat etmiş dedi. Hoca dedi işte bir avuç toprak almış. Oğlunu al demiş, sen at. Yani dinen bir şeysi yok. Yani adettir, gelenektir. Yani sevap kazanması için, yoksa hoca elini alacak, oğul, o da aynı şekilde oğluna verecek. Onda hani herhangi bir şey yok yani. Dini bir emir değil, bir şey değil, kendilerine göre bir adetmiş demek. Yani diyelim işte men etmez, onu men edilecek bir şey değil. Meyti mezara kim indirir peki hocam? Yani yakınları indirir. O zaman oğlu falan gerekir değil mi? Oğlu gerekir, belki öyle de olmuş olabilir. İçeri girmiştir, hani bir avuç toprak at diye vermiştir. İçeriye toprak at diye de vermiştir, öyle de olabilir. Oğlu, yeğenleri, kardeşleri varsa onlar indirir, hele kadınsa. Mutlaka işte oğlu, erkek kardeşleri, amca, dayı. Damat filan varsa. Damat yani yoksa kimse, evet. O mecburen girer. Ama öbür türlü hani erkek yeğenler falan aynı şekilde girer. Efendim gelelim dinleyicimizin diğer bir suali. Hangi mushafı tavsiye edersiniz diye bir suali var. Şimdi Tamim Mahal Saadetevi'de de Hafız Osman'ın tavsiye edilmiş daha önce, yazılmış o hatta. Allah rahmet eylesin, bize bir Cemil abimiz vardı, vefat etti. Cemil Bilgiç. Hattat. Hattat. İşte Kur'an-ı Kerim yazmak için ya, ayıracaktı kendisine, şey yapılmıştı falan. Bu şey meselesi değil, söyleyiver. Mesela bazı mesele var. Diyelim ki ya zekat konusunda Mustafa Bey işte kitaplara sen bakıversin denir. Ama el konusunda öyle bir vekalet olmaz. Bana vekaletin sen yazıver onları denmez. Çünkü el bu. Başka bir şey olmaz. Kendi oğluna aynı şekilde evladına bile vekalet veremez. Çünkü el ona aittir. Ama öbür tarafta tamam. Yani herhangi bir kimseye ya şu konuda şunları hazırlayıver diye vekalet verirsin. O olur. O gider onları hazırlar. Ha, tam hazırlar, eksik et. O ayrı mesele ama ortaya bir şey çıkar. Fakat burada hiçbir şey çıkmaz. Allah rahmet eylesin, neyse olmadı. Hani öyle olmuş olsaydı onun hattı da düzgündü. Musaf mı yazacaktı? Musaf yazacaktı. Yarım kaldı ya da başlamadı mı? Başlamadı hiç. Başlamadı. Yani yazdığı bazı şeyler var. Yazdığı bazı şeyler var. Halbuki onlardan önce o Mustafa başlaması lazımdı. Bir arkadaş daha vardı. Elif Bağ falan yazdı o. Mehmet Mert Bey. O yazdı ama Musaf yazıyor mu yazmıyor mu bilmiyorum. O Elif Bağ'daki hattı düzgün. Düzgün. Onu yazacak mı yazmayacak. Bu şey meselesi, kabiliyet meselesi. Tabii. Efendim işte şey bitirdi mi? İlahiyatı bitirdim. Bunun ilahiyatla bir alakası yok ki. En güzel sanatları bitirdim ya. Güzel sanatlarla da bir alakası yok onun. Cenab-ı Hak o kabiliyeti onun eline vermiş. Ha, rötuşlenir. Hani niçin aynı şekilde hattatlara gidiliyordu, hatta şey yapıyordu. Rötuş yapıyordu falan. Hani yön veriyor, düzeltiyordu. Hadise ondan ibaret. Ama hattı düzgün olan birisini tercih edebilir. Zaten bütün musaflar tetkiyeti var, oradan geçiyor.
Oradan geçtikten sonra zaten basıma giriyor. Ama oradan çıktıktan sonra da bazıları üçkağıtlık yapıyor. Latin harfleriyle rakamlar yazıyorlar falan. Renklendiriyorlar bir de. Renklendiriyorlar yani, falan. Ona da gerek yok. Onlara da gerek yok. Onlara da iltifat etmemeli efendim. Efendim, çocuklar için bir musaf gördüm ben. Bayağı renkli yani. Sayfaları da renkli yapmışlar. Tamam mı? Hadi çocuğun ilgisini çekecek. Peki gerek yok yani. Oyuncak değil. Yani bizim de çocukluk dönemimiz geçti yani. Ama efendim o zaman imkan yokmuş falan. O zaman imkan yokmuş falan. Şimdi o imkanlar olunca bu şekilde böyle şımarınca Allah Teala muhafaza buyursun. Başka şeyler de olur. Yani her şeyi bir kulp uydurursan, uydurursan falan filan. Bazı şeyler vardır. Hakikaten olduğu gibi aynı şekilde gösterilmesi veya bildirilmesi gerekir. Efendim, diğer dinleyicimiz, ben devlette bir konumda çalışıyorum dedi. Bu konumda dedi, 4 senede bir imtihan yapılıyor. Başarırsan başarır, başarmazsan yani o mesleğin aynı şekilde bitiyor. Dolayısıyla şimdi dedi, bizim hani imtihanlara girme durumumuz, dönemimiz girdi. Ders çalışıyoruz. Yani orucu tutmazsak. Zaruri ise, başka çaresi de söz konusu değilse, nafaka için başka alternatif de söz konusu değilse, yani orucu tehir edebilir. Onun bileceği şart. Onun bileceği bir şart. O şartlar taşıyor, taşımıyor, onu biz bilemiyoruz. Çünkü bize böyle söyler de şartlar farklıdır. Ha, ben işte fetvayı aldım falan. Biz yetkili değiliz. Söylene söze göre kitaplarda yazılı olanı naklederiz. Yarın ahirette herkesin gel bakalım diyecekler. Herkesin hesabını ayrı ayrı görecekler. Efendim son dinleyicimiz dedi ki ben dedi kabuz oluyorum. Yani parmakla müdahil olmadığı müddetçe dedi bu şey yapmıyor acaba şey olur mu? Gusül gerekir mi? Efendim gusül için mesela bazen fitil de konuyor falan. Buna lezzet kaydı. Ha, bazı kitaplarda bazı şeyler var. Ama yani bir konuda işte birkaç müştehidin farklı iştihadı var. İyi ki Allah-u Teala o müştehidleri yaratmış. İnsan nasıl şükrediyor? Yani 4 mezhep olması rahmet olduğu, bu mezheplerin birer rahmet olduğu. Yani ayan beyan belli. Ama dinle alakası olmayan, dini bozmak isteyenler bu mezheplere saldırıyor. Ehl-i Sünnet alimlerine ve mezheplere saldırıyor. Onları yok edince de İslamiyet kalmıyor. Mezhepsizlik çünkü dinsizliğe giden bir yoldur. Mezhepsizlik oraya giden bir yoldur. Dolayısıyla işte bir kavle göre bunlar lezzet kaydı konmuş. Lezzet alınmadığı süre içerisinde gusül gerekmezmiş efendim. Gerekmiyormuş. Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Geçenlerde diyor Osman Hocam anlatırken şükür niyetiyle kesilen hayvan adak hükmündedir dedi. Peki benim şöyle bir sorum var diyor, kafama takıldı. Diyelim ki işte sevinçli bir şey yaşadık. Bir sıkıntıdan kurtulduk veya okulu bitirdik, işe girdik falan filan. Bu durumda diyor arkadaşlarımıza 1 kilo tatlı aldık, dağıttık. Bu da mı adak olur? Veya eti diyor kasaptan aldık da diyor yemek yaptık diyor, gelin sevincimizi paylaşalım dedik, dağıttık. Tabii Mesadet Ebedi kitabının adak bahsini ya Allah razı olsun bir defa bir okuyun. Bir defa bir okuyun. O altyapı oluşunca bu sorular lüzumsuz ve hiç alakası olmayan sorular oldu. Otomatik olarak kendi kendine şey yapar, cevabını da bulurdu. Kendi kendine cevabı bulurdu. O sadece hayvan kesmede bildirilen hüküm o. Hayvan kesmede. Ama sen şimdi gittin, hadi dedin, sevindin, bir şey aldın, ikram ettin. Onun hayvan kesme ile bir alakası yok. Şükür hayvanı kesildikten sonra adak gibidir buyuruluyor. Şükür hayvanı bu. Şükür baklavası denmiyor. Şükür tatlısı denmiyor. Şükür dondurması denmiyor. Tamam mı? Sadece şükür hayvanı için geçerli bu. Bu hüküm. Diğerleri için değil. Ama dedi ki işte eğer şu dersimden şu notu alırsam işte şu kadar aynı şekilde baklava ikram edeceğim. Bir tepsi baklava için.
Aldı. O adak oldu. Adak oldu. Kendi yiyemez, usul furu yiyemez, fakirlere verir. Önceden böyle söylerse tabii. Söylerse tabii. Şu işim olursa işte bir kilo baklava alacağım. Hı-hı. İsmail'e vereceğim dedi mesela. Hı-hı. İsmail'e vereceğim deyince başkasına veremez mi? Veremez. Bizzat getireceğin İsmail'e vereceğim. O garibim de şimdi gözleri böyle gidiyor. Baklavayı duyunca açıldı ama. Biraz kendine gelsin bak. Bir başka dinleyicimizin sorusu var. Hatme ne zaman başlayalım oruçta diyor. Ramazan şerifi 29'unda başlasın. Hocam böyle soru gelmiş yani. Bana kızmayın. Allah Allah. Ya, ne maksatla sordu onu da anlamaya çalışıyorum ama. 30 cüz. Ya bir an önce başla buna. Yoksa nasıl yetiştireceksin ki? 29 çekiyor zaten. Her şeyde mi diyordu acaba? İlk teraviye kıldığımız o gün başlayacağız. Onu mu sormak istiyordu? O günden başla tabii. Bir gün önce başlasa ya, bir gün olmaz mı yani? Olur canım. İki gün önce yani başlasın. Ramazan şeriften zaten, iki gün önce, tabii, üç gün önce de başlasa. Başlanabilir. Peki Kur'an-ı Kerim okumanın bir zamanı var mı? Yok. 24 saatin bütün saatinde okunur. Yalnız o üç vakitte tilavet secdeleri geçtiyse tilavet secdesi yapmıyor. Kuşluk namazı ne zaman kılınır? Ne zamana kadar kılınır? Ne zamana kadar kılınır? Ya bunlar ne değil? Takvim falan yok mu? Takvim kullanmıyorlar mı? Ellerinde mevcut. Şeyde mesela Türkiye takviminde İstanbul için güneş diyor 5.28, işrak 6.21. 6.21 artık 5.28'den 6.21'e kadar olan zaman dilim mekruh vakit, mekruh vakit çıktı. 6.21'den başlıyor, öyle 13.13 diyor İstanbul. Dolayısıyla 12.30. 12.30 veya biraz daha erken. 12.20 geçiyor. 12, yok. 12.30'u zorlayabilirsin yani. Yani 12.45 diyebilirsin yani. Çünkü yarım saat kalan mekruh vakit diye. O vakte kadar olan zaman dilimi şeydir. Kuşluk vaktidir. Bu zaman dilimi içerisinde 7'de, 8'de, 9'da, 10'da bunların hepsinde aynı şekilde şey kılabiliriz. Kuşluk namazı kılabiliriz. Sabah namazını kılamadığımız zaman işte bu kuşluk vaktinde kaza ederken buna aynı zamanda kuşluk namazını diye de niyet edebilir miyiz? Hayır. Sen zaten onu kaza ediyorsun. Niyet ettim. Bugün kılamadım. Sabah namazının farzını kaza etmeye diyorsun. Bugün kılamadım. Sabah namazının sünnetini kaza etmeye diyorsun. Bir başka dinleyicimiz, bir kimse mesela sosyal medyada işte Facebook'ta falan bir çalgılı müzik, işte piyano, saksafon sesi falan gibi bir şey paylaşsa, başkaları da onu beğense, o beğen tıklanan yer var ya, hı-hı, o şekilde beğense yani, oraya tıklasa, bunun hükmü ne olur diye sor. Gerçekten çalgıyı beğense Allah-u Teala korusun, küfre kadar götürür. Küfre kadar götürür. Tehlikeli bir şey. Şimdi artık sosyal medyada her şey böyle. Ne görürse de herkes birbirine gönderiyor falan. Ya sizin işiniz gücünüz yok mu? Bu adamların kafası mı sağlamdır? Yoksa kafa mı manyaktır? Anlamadım ben. Habire birbirlerine aynı şekilde onu gönderiyor, bunu gönderiyor. Kitap, mitap falan irtibat kesildi yok. Kitap falan okunmuyor falan. Herkes kendi düşüncesini yazıyor. Aa, beğendiniz bu düşünceyi? Beğendim. Bulunmadık Hint kumaşıydın sen. Yeni çıktın. Beğenmezsen de bir kızıyorlar. Kızıyorlar değil mi? Ya bir şey paylaştık beğenmemişsin falan. Çok lazımdı bana, sanki. Bana de. Çok kızan oluyor benim. Hmm. Takipçim çok ya. Hmm. Reklam yapacak orada. Bir başka dinleyicimiz son olarak şöyle bir sorusu var hocam. Kadınlar namaz kılarken ayakları nasıl durur? Kıyamdayken, secdedeyken ve rüküdeyken. Orada erkekler gibi midir? Secdede değil, kıyamdayken aynen erkekler gibidir. Dört parmak açık orada, kadın erkek ayrımı yazmıyor. Hatta bir hanım soruyordu, dedim bir bakalım şeye... ayaklar birleşecek mi? Açıkça aynı şekilde orada kadınlar ayrı, erkekler ayrı demiyor. Yani kadın erkek, kadınlar birleştirmez ifadesi geçerse tamam. Öyle bir ifadeye rastlamadık biz. Tam İlahi'de de anlatılırken yani kadınlar yapmaz değil ama secdede kadınların oturuş şekilleri, ondan sonra kollarını koyuş şekilleri,
hemen farklı şekilde anlatılmış. Rükuda da mesela. Rükuda da anlatılmış. Gergin değil mesela. Gergin değil, bacaklar. Erkeklerinki gergin. Ama kıyamda duruş şekli. Ondan sonra rüküye giderken ayaklarını aynı şekilde sola ayak topuğunun sağ ayak topuğuna getirilişi anlatılırken kadınlar yapmaz ifadesi yok. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve toplum.